Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Eshitaman aka. O'rtoq aka, yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Rahmat aka, sog' bo'ling. Madaniyat va ma'rifat telekanalidanmiz. Uyga qaytib ko'rsatuvdan. Siz bilan birga uyga qaytmoqchi edik. Bir vaqtingiz bormi aka? Men uyda o'tiribman, yana qanaqa uyga qaytaman? Otangizni nazarda tutyapmiz aka. Otamdan bir so'rashim kerak-da. Bo'ldi aka. Albatta, bu ko'rsatuvni men yaxshi ko'raman, ko'rib boraman. Sizni bahonangizda o'zim ham bir qishloqqa bormoqchi yurdim. Birgalashib bir aylansa aylanib bizda. Men tayyorman aka. Yo'lga chiqish vaqtini aytasiz. Xalqimizda shunday bir ibora borda, ona vatan, ona yurt, ona zamin, ona yer. Bu so'zning ma'nosini men onam borlik payti tushunmasdim. O'sha qishloq bu ona ekanda, onangiz bo'lsa agar qishloqni sog'inar ekansiz. Masalan, sog'inmayman, bunaqa demas. Onam bor paytda boshqacha sog'inardim. Shu Toshkentdan chiqsam qayoqqa ketishdan qat'iy nazar qishloqqa baribir kiraman, onam bolda kiraman deb keyinchi u yoqdan bu narsa olib, bu yoqdan bu narsa olib to'lib toshib katta bir sog'inch, katta bir quvonch, katta bir ishtiyoq bilan kelardim. Hozir masalan qishloqda yarimidan ko'pi qarindoshim, 8 o'g'il, 3 qiz, 11tamiz, endi bitta menki chiqib ketganman, qolgan hammasi qishloqda, hammasi 4 5 tadan bolasi bor, kelini bor, kuyovi bor, yarim qishloqmiz bizlar. Qarang, shuncha odam bor, lekin hozir Toshkentdan chiqsam kimnikiga boraman deb o'ylaymanda. Onam bor paytda o'ylamasdim, onam boldiga kelardim. Endi bizni Urgut bilasiz, qadim-qadimdan bu tadbirkorlar yurtda ko'p hazillar borda, hali oyga qo'nishibdi-da, qo'ndik hech kim yo'q. Ana bayroqni qadayapmiz deb qadab kirib edi, bayramni boshlaymiz deb eshik taqillab qolibdi. Ochsa ikkita yigit turganmiz do'pirtib peshanada. Aka, mayiz kerak yo'qmi? Yong'oq bor. Sen qayerdan sizlar? Urgutdan bizlar aka. Bu yerga qarab keldik, sen KAMAZ bilan keldik deganda. Bizga hazili bor. Vatan deganda ko'z oldimga qishloqim keladi deydi-ku. Meni nazarimda O'zbekiston katta shu meni vatanim, meni qishlog'im, meni shahrim. Shuning uchun O'zbekistonda qayerga bormay men uchun deyarli bir xil haligi kechadi. Endi baribir qishloq, baribir qishloq edi, men uni inkor qilmayman. Meni yoshligim boshqalarniki nisbatan biroz boshqacharoq bo'lgan. Bizni qishlog'imiz oz borganda ko'rasiz tog'ni ichida-da. Shuning uchun shu haligi allergiya bo'lib, yo'tal bo'lavurganga, shunga keyin bizni faqat shu issiq joylarga jo'natishavurganda 10 yil maktab bo'lsa, shundan unda yig'ishtirib kelsam bir 3 yil 4 yil maktab qishloqda o'qilgan, qolgani shaharda shu qarindoshlarimiznikida, internatlarda, bu yoqda bu yoqda bo'lgan. Mana shu ko'cha bizni yoshlikdan qadrdon ko'chamiz. Avvallari haftada bir kun bozor bo'lardi. Shu faqat Urgut shahrida bordi o'sha bozor. Hozir endi qarang 24 kun 24 soat 7 kun hamisha bozor. Shunga ham hali qilolmasdan kechalari ham bozor qilyapti odamlar. Yarim kechasi kelaveramiz, to'y hashamlardan chiqib mollar yetaklab ketaveradi deb aytaman. Kunduz yetmaydi bizlarga deyman. Kechasi xulosalar bo'lmaydi biz. Yutirib bo'ladi bozor deydi. Shu bir hafta men shu ko'chada o'tsam eslaymanda, shu bir hafta yaxshi o'qirdik uyga. Xizmat qilardik, yugurib yelardik. Shu bir hafta yaxshi, kim yaxshi balki birinchi o'rinni olsa, shu otamiz, enamiz bilan birga yakshanba kuni bozorga kelish huquqini qo'lga kiritardi. Endi bozorga kelish degani bu marojniy yeyish deganimiz, qaymoq yeyish degani bo'lgan. Bozorga kelish degani bizni paytimizda balki bunaqa nimalar yo'q edi, balki gazvadalar bo'lardi, shularda to'yib ichish. Shashlik yerdik. Shu hali hind kinolari kelsa,
Shunaqangi bir to'polonlar bo'lardi-da, shu kirish bilet olish, Rahman Hojibekim gapirib bergani shunaqa bo'lardi. 3 marta kelib kiralmay ketganman-da hali bir hind kinosiga. Ana shunaqangi o'ksib yig'laganman endi shu nima qilib. 3-chi marta keyin piyoda ketganman. Uyimiz uncha uzoq emas, 5-6 km. Shunchalik alam qilganda mashinaga ham chiqmaganman-da. Uyga borib ketganman-da. Nahotki men shu kinoni ko'rolmasam. Keyin u kino to'xtatilib, keyin orqasidan tasodifga kelyapti, keyin eng katta akam men o'zim olib borishni ko'rsataman deb qisqich bo'lganda. Esteyman shu 3-chi marta kelganda kirolmaganimda piyoda ketganmiz nasi yo'lda. Bizni qishlog'imiz oti Qing'ir. Endi kitobda Urgut tarixi kitobida Xingir deb berilgan. Bu yerda qilichsozlar yashagan. Assalomu alaykum ota. Mana keldim ziyorat qilganingizni. Assalomu alaykum aka. Sog'lik yaxshimi ota? Charchamaygina. Sog'lik qalay? Kayfiyat? Ha, sog' bo'ling, baraka. Assalomu alaykum aka. Endi qishlog'imizga men kiradigan biz uchun yaqin bo'lgan o'nlab xonadonlar bor. Otam o'tiribdilar. Yo'da akam, o'sha otamiz bilan birga yashayapti mana yangamiz. Biz yanga deymiz kenneyini. Bular men dardimga haqiqiy hisga sherik bo'lishga harakat qiladi, menga yordam berishni xohlaydi. Hatto mana otam boshda o'tgan kulgul voqealarni aytib beradi menga, aytadi mana shularni ayt sahnaga chiqib deb repertuarlar qilib beradi menga. Akalarim ham xuddi shunday, endi otamiz boshda bir san'atkorlik qilganlar. Shuning uchun bu yerga kelganda faqat sog'inch, faqat haligi nima deydi, bir haligi ko'rishish emas, hattoki yangi repertuarni olib ketish uchun kelaman men. Meni nazarimda boshqa kitoblardan olgan haligi boshqalarga nisbatan o'zimizni qishloq hangomalarini men oson ijro qilaman va odamlarimizga ham juda bir boshqacha ta'sir qiladi. Shuning uchun bu qishloq bizga shaqanga ilhom beradigan jihatlari ham bor. Qarang, bir pasda uzumlar ham pishay deb qopdi. Qarang. Bizda qishloqda shunaqa odat bor. Endi biz tog' yon bag'rida bo'lganimiz uchun bu yerda qush juda ko'p bo'ladi-da. Ana shu qushlar endi birinchi hali nimani pishganini, uzumni pishganini biz qush yegandan bilamiz. Bu qush yebdi, pishibdi deydigan gapi bor-da qishlog'imizda. Shunga asrab mana shunaqangi o'ziga xos qopchalar tikib qushlardan asragan bo'ladi, lekin bitta yaxshi tomoni bor. Katta uzum boshlari qoplanadi. Kichkinalariga teginmaymiz, u qushlarniki u. Ashlaqangi ajoyib odat bor bizda qishloqda. Biz qarang qanday shamolni qaraymiz, qarang shamol kelishini qarang. Shamol bilan qo'shilib mana bu nimalarni hidini qarang. Jimmaza. Qaysi bir xonadonga kirmayin, qaysi bir eshikni oldidan o'tmayin, o'sha xonadonda bir esingga soladigan bir voqea, bir hodisotlar esimga tushadi. Bu yerlarda endi mana amakimni uyi bo'lgan, amakimni uyini to'g'ri edi, men uchun atalgan yer bo'lgan, shu ortiq qachon kelsa uy qiladi deb hozirgacha shu yer turibdi. Qishloqdagilarning ko'pchiligi ortiq uyining joyi deb aytishar ekan shu meni. Endi uzum hali pishishiga 5-10 kun bor. Lekin endi bizni kasbimiz shunday taqozo qiladiki, 5-10 kundan keyin belga kelamizmi, 5-10 kundan keyin boshqa joyda bo'lamizmi. Shuning uchun kelgan paytdan foydalanib boriga baraka deb buni qarang.
üçüncüsü de kolga alıp diyilerde şuna yese bola. Şunu mu? Bizde ananamız biz kayge varsa biz buradan devam etmedi. Hazır kullarda meni Toshkentdagi hovlimga borsangiz, u yerda ham xuddi mana shunday uzum ishkomlari bor va ularda ham xuddi shunday qilib turib, uzumlarni qoplab qo'yganmiz. Va qishlog'imizni hali urfiga sadoqat bilan nima qilib, biz ham kichkinalarni qoplamadik. Hammasi mayda kattalarni qoplab qo'yganmiz. Buni endi yoshlikdan ko'rib yurardik. Bu endi meni nazarimda juda ko'p joyda qilinadi bu narsa. Shu nima? Keyin yana bir odatimiz bor. Hali hali men sizlarni boqqa olib boraman, endi boq katta bo'lgani uchun unda juda qiyin bunaqa bo'lmaydi. Shuning uchun har xillarga tunuka chelaklar, konserva bonkalaridan yasalgan haligi bo'ladi-da, bu yerdan turib shaq-shaq tortsa, ip tortsa shaq-shaq qilsa qushlar uchib ketadi. Endi ko'p joylarda haligina qilib qo'yishadi, nima deydi, unaqadagi qo'rqitadigan odam qilib qo'yadi. Qushlar ham bizga o'xshab hayot rivojlanyapti, ular ham rivojlanyapti shekilli, qo'rqmaydi. Shunga shunaqangi qilib qo'yishadi. Haligi kastrukalarni qo'yib taqir-taqir qushlar uchib ketadi. Shunaqangi nimalarimiz, odatlarimiz bo'lardi. Endi shu hozir ham endi bu narsalar saqlanib qolgan, lekin zamon o'zgargandan keyin hamma narsa o'zgarar ekanda. Masalan, biz davrimizda masalan bir o'yin o'ynagan bo'lsak, hozir ham shu o'yin bor. Lekin u bugungi kun nafasi bilan qaytadan nima qilinganda o'zgacha qilib o'ynaladi. Lekin mana shu Qing'ir qishlog'ida men aytib o'tgan qaytganda e'tibor beraman. Baribir uylar ikki qavat bo'layotgan bo'lishi mumkindir. Asfalt bo'layotgan bo'lishi mumkindir. Yana nimadir bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin baribir ham o'ziga xos o'sha tarovati borda. Shu mana ko'chalarni chetlarini qarang. O'shanaqangi nimalar shu biz yoshligimizda qanday biz hozir ham shunday turibdi. Yoshligimizda mana shu ko'chalarda yurgan paytimizda e'tibor berib yurardi qanaqa-qanaqa. Lashib qolarmikin deb. Endi hozir ham qishloq bolalari bizdan ko'p. Shuning uchun qishloqda bolalari ko'p. Lekin u bolalar bizni, ya'ni sobiq bolalarni esdan chiqarmayapti mana. Nasiba topildi. Xom, shirin bo'lmasa kerak bu yerda. Bizlar chiqqanimizda suvga yetdik. Bu yerda meni hayotimda alohida o'rni bor. Bu yer men ilk birinchi sinfimda o'qigan mana maktabim shu yerda joylashgan edi. Demak, qishlog'imizda birinchi maktabi desak ham bo'ladi. Aynan mana shu turgan devor men o'qigan sinfda devori. Bu yerda hovuz. Endi mana bu daraxtlar sal kiyroq ekildi-yu, lekin ha, ana qayrag'och o'sha bizni yoshligimizdan bor qayrag'och. Hayotda hamma narsa o'zgarar ekan, lekin xotira o'zgarmas ekan. Men mana shu yerga kelsam, o'sha yugurib yurganlarim ko'zimga ko'rinadi. Men bu yerga kelsam, o'sha ilk sinfdoshlarim bilan o'tgan haligi voqealar esimga tushadi. Mana shu yerda birinchi marta men ikkinchi sinf paytimda maktabni qaysidir bayramida chiqib, qiziqchilik qilib, hali do'stimiz bilan birga intermediya o'ynaganman. Demak, bu yer meni birinchi sahnam desam ham bo'ladi. Keyin yana bu yerda menga esimda qoladigan bir hali joy shundaki, mana to'g'rida turgan uy Sulton bobomni uylari. Biz endi juda baxtli o'quvchi bo'lganmiz, sababi katta tanaffusda kichkinagina bir oshxona bo'lardi, hamma o'sha yerga yugurardi, chunki qisqa vaqtda bir narsa yeyishga ulgurish kerak.
Biz sultanı bile turuş ota bu anı yüge kadar yürüp yürüp biterdik. Rahmetli buğumuz şu nevrelerde deyip durup bu nesele bu işerdi deyip şimdi yiyip çıkıp gelerdik. Makhlet. Biz bir hazırımız var. Bolalıgımda bola bugün ben diyeyim. Müşteşkeller ne isteyim ben benim? Hala nerede mektepte baramız? Mektepte kuruluşta hayra baş var. Şu Çınar Rastı'daki düğüldüğün film meşgul bugünden keyin biz bu işe Çınar Tagi'de her günü düğül üştürerdik. Kitap Tümane'den bir ulu insan bizde mescidimizde damla olup giyerlerdi. Bu yine 80'inci yıllarda gapı, işte biz ikinci, üçüncü sınıf peytimizde gapı. Keyin sohbet arası da yani kaçan geçe indi başlıcaya da mulla maklaslar da kereyle bitip de balları indi biriyle mi okudu bir hemen degen de indi Sultan Boğam'dı 40'tan ziyade nabirası bugün şurada işte mini tenle gen Sultan Boğam bir de düşlük geçe okup düşlüğü de kerip Boğam büyüde okatlanıp kiyen Boğam bilen bir gelişip birden bir 50-60 metre nerede kışlağımızda eski meçit var yani hazır şu meçit, cami meçit hesaplanadı. Bu şeyde eskice savaş çıkarıyoruz. Bunlar da elbette hamması gelecekte kiyin uzun mibasını birdi ve ben bu şey organ gen savaşlarda hamması ben gibi bir katta bir türkü bulup şu sanatta uzun bir orunu topşunda uyuyayım ben şu da katta rol dinledim. Hali yukarıda aytganimdek her sefer kıştaki kigenimde imkan derecesinde elbette kıştada eğlenişken hareket kılaman. Çünkü bu kıştada karımdaş ruhlar var. Bu kıştada kadırdan sınıftaşlar var, dostlar var, ustazlar var. Bana bu hanadan diyeyim, kuttan eşindeyim benim için. Kadırlı bugün bir insan yaşaydı. Biz işte üçüncü sınıf kayıtımızda bu kişi üstü bitirip gelip keyin o'zlari matematika yo'nalishida bo'lsalarda shu bizga haligi durbob chalib, qo'shiq aytirib, intermediyalar qildirib, bir so'z bilan aytganda san'atni ilk uchqunlarini bizni qalbimizga yoqqan inson yashaydilar. Men o'ylaymanki, bu yerdan to'g'ri o'tib ketsam endi bo'lmas. Shuning uchun kirib ustozni bir ziyorat qilib ketaman. Ustoz assalomu alaykum. Ustoz qani ustoz? Qani? Assalomu alaykum. Qani hovlilarda aylanib. Qani qani. Shamollashirdi, yaxshi. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Salomatmi? Charchamaygina. O'g'illar. Endi meni odatimni bilasiz-ku, men shu aylanib, shu ko'ngilga yaqin insonlarni doim ziyorat qilib yuraman. Ana şimdi kümürge en yakın insanlardan bitersiz. Biraz siz de Allah'a kadar hürmet kılamız. Hem beni sınıf rahbarım okuduğu için, hem turmuş ortağımızı bizi ikilemiz diyem. Bana şimdi bir kalbimizdeki sana düşkünlerinin uyganışıya sebepçi bulgansız, ilimge kızıktırgansız. Uşarı foto, stüdyoya kıptırıp, rasım çıkarsın Urgat Genel'iniz diye isteyimiz. Urgat Genel'iniz diye isteyimiz. Çalıp durardı, size koşup koşup ederdi. Karek, ana şurada tasarı da bana şimdi bir sanatkar buldu. Şimdi siz de doy mu ne dar mı yürüyorum ben? Sağ ol böyle. Bana artık can karek. 40 yıl ötüp gitip kaptı. 40 yıl. Kaçınca var. Her zaman isteyim ben. Bütün öyle sınıfımdaki okuyucularımda isteyim ben. İng alaçlarını, şuhlarını, tokulançılarını, hamazının uzun uğrunu var da. İsleyim ben, sizlik yok yok bana. Ne öğreli buldunuz ha? Kirlendi buldunuz siz ha? Neçi yıl, 40 yıl dedikti buldunuz mektepke? 32 yıl buldum. Ben hazır kırıp, karardı beni mektim. Aldım yaka tuhtadım. Hali ki birinci sınıflarda okurken mektebimizde. Sultan Boğam düğünü aldı. Yaşlı gibi ismine çüştü. Ertaga bir sinfdoshlarimni to'plashim kerak deb bir o'tirib bir yoshlikni birga eslaymiz deb nasib bo'lsa shunaqa niyatlar qildik.
qarayotganingizdek vaqt o'taveradi deyapsiz. Hozir mana shahariga institutni bitirib kelganingizni eslaymanda, qo'lingizda bunaqa diplomatlar hech kimda yo'q edida, sochlari tarilgan qilib hammamiz maza qilib tomosha qilardik. Bizlar shunaqa diplomatlar ko'tararmikanmi? Bizlarga nasib qilarmikan shu o'qishlar mana shunaqa ma'lum bo'lib bizlar ham deb havas qilganmiz. Hozir ham havas qilamiz endi. Doim bizni ko'z o'ngimizda bir hali namuna o'rnak turib yurgansiz. Lalmi yerlar edi, hozir ham lalmi yer, bu yerga suv kelmaydi o'z yo'li bilan, buni olib kelish kerak, hali yaqalab olib keladi, bizni shunaqa deyiladi, suvni yaqalab olib keladi deydi. Lalmi yerlar edi, men bir tadbirda ishtirok etib, o'sha Tayloq qo'shni Tayloq tumanida, keyin o'sha bizga endi xizmat haqi berish kerak-ku, shunga xullas bizga xizmat haqi sifatida bir to'rt quchoq tok ko'chati berildi. Keyin shu olib kelib uyga olib kelganimizda u payt rahmatli onam tirik edi. Qayga eksa ekan bu tokni deb turib, oxiri kelib mana shu yerga ekilib, o'shani orqasida mana qarang qancha katta bog'lar bu yerga paydo bo'ldi, barpo bo'ldi. Man shu nimani olayotgan paytim, ko'chat olayotgan paytim menga ko'chat berayotgan dehqonlarga aytganmanki, bir xilmi deganman. Ha, aka bir xil deb berishgan. Bizda sharoitimizda mana bu qora kishmish uzum qop-qora bo'lib pishmaydi, ola-bula bo'lib pishadi. O'sha quyosh tegadigan tarafi qop-qora bo'ladi, pasti sal oqroq bo'lib qoladi. Shuning uchun mening mo'ljalim oq kishmish edi. Oq kishmish deb olib kelganmiz, lekin keyin hosil ekilgandan keyin ko'rsak, oq kishmish ham bor, qora kishmish ham bor, qora janjal ham bor, toy pisi ham bor. To'mish akamizni bu shu bog'da nima qilganmiz? Shu akam mana shu bog'da bog' qilib, mana qarang, har bir tubida ana kamida 20 ta 30 tadan bosh bor. Ana shu akam shuda etrafdan kechgacha mana chayla qurib olganlar, bizda chayla deydi. Ana shu birgalashib mana shu yerda oilaviy ana shu yerda qaraydi. Shu yerda mevasini yetishtiradi. Uzumini uzum, mayizini mayiz qiladi. Bir chetidan bizlar yeymiz. Ana bir chetidan mana shunaqangi ro'zg'orni o'tkazib yuradilar. Men uchun qadrli jihati mana shu bu bog'da. Bir yigit hamqishloqlarni nima targ'ibot qilibdiki, savdo bilan shug'ullanamiz, ko'pchilik bo'lsa yaxshi, ko'pchilik yaxshi, ko'pchilik yaxshi deb 5-6 ta ilgashtirib borib, yukni olib qaytib kelasizda, yo'lda qaroqchilar bilan tutib olib turib, yuklarni tortib olibdi. Bu qo'ymasimiz ko'pchilik yaxshida, ko'pchilik yaxshida, yo'rig'iga keldi, nimasi yaxshi? Hamma narsamiz tortib oldi desa, yaxshida ko'pchilik, kamchilik bo'lganda kaltaga ham yeradik degan ekanda, shu ko'pchilik yaxshi. Mana shunday bo'lib el dunyoga keladi, qarang, mana shunday bo'lib xalq dunyoga keladi. Mana qishloqda boshida boshlangan paytda otamiz bilan onamiz bo'lgan bo'lsa, hozir deyarli yarim qishloq qarindoshmiz. 11 ta edik, 2-tamiz bir qiz, bir yigit, afsuski erta oramizdan ketdi. Qolganlar mana hamma deyarli yonimda to'planib o'tiribdi. Endi kasbimiz sabab bo'lib juda ko'p joylarga bordik, juda ko'p davlatlarni ko'rdik, xalqlarni ko'rdik. Men shu bitta narsaga amin bo'ldimki, shu oilani shu muqaddasligi, ulug'ligi, buyukligi desam ham bo'ladi. Mana shu hamjihatlik, yaxshi kunda ham, og'ir damlarda ham doim yelkama yelka bo'lib turamiz. Menimcha bu o'zbekni eng buyuk fazilatlaridan bittasi bo'lsa kerak deb hisoblayman. Mana shu qishloqda bir nimaki bir gap bo'ladigan bo'lsa, men endi Toshkentdaman, hamisha ham kelolmayman. Xohlagan akamga yo singlimga telefon qilib, mayda shunda bo'lish kerak desam,
Bular şu hareket kıladı ki, beni uzumdan hem artık rakı becerip kılıçlar. Bu şeyde tamırımız varlığı, bu şeyde karındaş uğruldu varlığı. Ben şimdi bitti, bana kul geldi de kursam bu kalamız. Taşkin'e barıp okuş, Taşkin'e barıp yaşayış. Bu cüde uzun has mürekkebliler vardı. Bular hemmesi bir şeyde derlede işler, mihnet kılıp topkın pullardan biz gibi bir yeri bizde okurken de ilk de studentti. Koysin, belki kesin koysin dese, o zaman kolları da gitmem. Hakkı ben şey, yerde bir, iki sütü günü bizi bir mesela bu meyde türeydik de ne kadardı başka kolumuzda iş kıymaz dedi. Bunlar şimdi mihnet kıyken, koşa kara mihnetten topken nümasadan biz de yani bizlerle hamilek kılıp bizlerde şu okuşumuzda hakkı 5 yıl okuyken, ben 4 yıl okuyken ben. Çünkü ailenin orduğunu cürek etti. Evet, sırda etip koyayım, ben belki karındaşlarını kuruş için yani bir nima qilish uchundan tashqari men birdan yangi repertuarlar yig'ib yuraman kelamanda bizning qishlog'imizda men qaysi bir yil programamda nima qilgandim hozir qildim bu bo'lmagan gap endi o'sha yaqin gap bo'lgani uchun nima qilib mendan katta akamcha hozir kechdi keyin qishda telefon qildim akamga nima qilyapsan aka desam yotibman sandalni chetida dedi sandal tanchani sandal deymiz biz sovuq desam sovuq dedi Neçe gradis tahminen desem. Bir yigirme bar. Televizyonda az 40 deyip ettik ötsem. Ha taşkarlar 40 deyip dedi. Hazırlandı. Her sefer kuşlağa giden peytimde ben elbette kuşlağımız kabristanını ziyaret kılaman. Bir de yakınlarımız, hem kuşlağlarımız, kadırdanlarımız, karındaşlarımız. Benim için en yakın bugün insan anam. Bir de yatıptılar. Her sefer giyenimde bu sefer bir de ikinci sefer ortalığı da erişken yutuklarım olsa anamda kabirler yanında durup maktanım ben. Ben şimdi muvaffakiyetle eriştim dedim. Agar bir tashvishli bir holatlar bo'lsa, onamni qabrda yonida turib aytib, yengil tortaman, qandaydir bir madad olganday bo'laman u kishining ruhlaridan. Shu ma'noda bugun yana qabristonni ziyoratiga keldim. Sınıfta oku yürgen paytımda Cüdeyem sanatke katlı kızlı kış bugende Diyen rahmetli onam Meni yeteyle Taşkin'e abargen Endi şüphet bargende Şu mutasaddeler, televizyondaki mutasaddeler Oğlu isarı 8 sınıf eken Mektepte bitirip İngilizce okuş gerek Diyen biz bir ekip işleydi deyip durup düşündürüşken Kaytip geletken de Onamızın 10 bitti farzını bugene için Kahraman ona degen unvan bulardı Midale Uşanı yukatıp gelirler Lekin bir ağza men uruşma geldiler. Kegellerden keyin oğlum koy uyuştu. Bana bağırdık işte neyse erişmedik dediler. Bana bugün bir mural onamda kabirleri yandı ki biz yine de müracaat kılamız yine. Uşanda borganımızda bu mu oldu? Bana karın siz bilen beni yaşlıktan kıyan arzularımız bugün bana tuğla üşeldi desek. Ben öyleyim ben doğru bulardı. Hayatımızda en yani yaşlılığımızda en şirin davurları, en kızgın davurları bana ben şu yani ki havluda bütken. Baya otam bar, bugün uyga bardım, otam da uyum, yeni uyum deyip. Lekin aslında men tuğulgen uy, men tuğulgen havlu, men katta bugün havlu bana şu havlu. Bir yerdeki her bir Halbuki narsa bizga kechagi kunimizda, yoshligimizda esimizga soladi. Bu yerda mendan kichkina ukam turadi.
Mana bu yerda bu uyda onam rahmatli yashardilar. Nimalar bilan, yoshlar bilan. Ana shu bu ishga qarasak, xuddi onamiz chiqib kelgandek bo'laveradi xayolimizga. 8 o'g'il, 3 qiz, endi shu oilada voyaga yetgan, shu oilada hammasi turmushga chiqadigan, chiqqan, uylanadigan, shu uyda uylanib, keyin sekin-sekin uchirma bo'lib chiqib ketavergan. Otam bilan onamning boshchiligida yana ham bilmadim, bir 50 talar to'y ko'rgan uy bu uy. Shunaqangi haligi barakali uy. Mana shu har yili bitta to'yimiz bor edi, bitta akamiz uylanardi, yoki bitta akamizning o'g'liga to'y bo'lardi. Xullas, shu mashnaqangi haligi to'ylar o'tkaziladigan to'yxonadagi gap edi bu hovli. Men esimdan chiqmaydi, o'sha yil kecha endigi o'qituvchi akamiz Haydar akamda to'yida hali yiqilib shimimni yirtib olganmanda, keyin to'yni boshdan oxirigacha kelin kuyov bu yerda o'tirgan, men shu ustimga orqamda tirab o'tirganman, shimimni yirtib ko'rmasin deydi. Shim bitta bo'lgan, yosh bo'lib edi u paytimizda. Shim bitta bo'lgan. To'yni boshdan oxirigacha ustimga suyanib o'tirganmanda edi, shu shimimni yirtib ko'rinmasin deb. Hozir esimga tushib kulgim keldi o'sha nima voqea. Baribir odam qoyil qolasan-da, qarang, mana shu ustunlar mana shu nimalar 60 yil, 70 yil bo'lgan mana shularga. Qarang, rangini hisobga olmasa, haqiqatan mustahkam bo'lgan turibdi, qarang. Endi hozir bular ta'mirlash rejasida turibdi ekan. Endi men tavsiya beraman, ta'mirlasalaringa mana shu ustunlarni saqlab qolishga harakat qilinglar, sal boshqacharoq rang beribmi, boshqa qilibmi deb. Keyin mana bu yong'oq qarang. Biz paytimizda ham tanasi shunday edi, bir 50-60 yosh bo'lganda endi o'sha paytda ham. Hozir qarang, hozir ham shunday. Shu yong'oq bor, endi mana bu daraxtlar keyin paydo bo'libdi. Bu yong'oq bilan hayl narigi yong'oq, ikkita yong'oq bor edi. Mana bu yerda so'ri qo'ylardi, so'rida o'tiradi yoz paytida, so'rida o'tirib shu ko'chadan kim o'tsa hammani hali savol javob bo'ladi. Qayerga boryapsan, bozorga boryapman, palon narsa ko'rsang olib kel bizlarga ham deb buyurtmalarni berilaveradi mana shu yerda o'tirib olib turib, butun qishloq ko'z o'ngimizda o'tib qaytardi. Maktabdan kelgan paytlarimiz sentyabr oylarida uzumlar shu pishib turardi-da. Keyin yugurib kelib turib, bir bosh uzumni tokdan uzib kelib, hali 3-4 marta puf deb changini qoqib suvga bir tiqib olib, bir-biridan nonni olib, molni haydab, haligi mol boqishga chiqib ketaverardi, yo'lma yo'l yeb ketilaverardi. Haligi nimada esimda qolgan shu narsalar. Hali eslayman desangiz, eslaydigan ana voqea hodisotlar ko'p, ikkini qani. Nima edi bu? Jana chalopmi? Darvoqa otamni uyida hozir mana shu akamiz yashaydilar, ismlari Sunnatullo. Mendan katta akam. Endi aka-ukalar ko'p bo'lganmiz-u. Yosh-yoshi bilan deganday, biz ikkalamiz oldinma keyin tug'ilganligimiz uchun ikkovimizni yoshligimiz birga bo'lgan, maktabga ham birga borganmiz, qo'y boqishlarga ham birga borganmiz. Ana xullas, yoshlik nimamiz, jo'shqinlik. Hali qo'y boqishda oz kelyapti, ko'zim tushib esladimda, yo'lda hali arining uyasi bo'lardi. Shaynani devorida ham. Endi 33 ta qo'yimiz u, 4 ta molimiz bor edi. Men molga javobgar edim, qora molga akam qo'ylarga javobgar edi. Endi ko'chada hammaniki bor. Bir 20 ta bola yig'ilamiz, borib shu qo'y boqamiz, shu yerda futbol o'ynaymiz. Keyin ertalab boqib kelgandan keyin kechqurungi boqish soat 5 ta. Xalqi tushgandan keyin boriladi. Biz 5 tagan 5 ta chiqamiz. Aka-ukamiz hayda boramiz, bir safar men, bir safar akam navot bu. Bir kishi qo'ydi, tez mollar tez haydab ketadi. Ikkinchimiz poylab turamiz. Qo'shlarni bolalari shunday qaragidan chiqqandan arini yozib o'tdi, kovlab qochib ketar edik. Biz bor dalada o'tirsak, orqadan qo'shnilar bolalar borar, bir ko'zishib ketgan, bir quloq katta bo'lib ketgan, ari chaqa hammasini. Biz hech narsa bo'lmagandek, bilinmagandek olib turaverardik. Bizga kulgili voqealar ko'p bo'lgan. Futbol o'ynaganlarimizni sezdami? Futbolga borardikda ortiqda shu odati bordi, koptopga ega bo'lardi-da. Borgandan keyin g'irromliklaring bor edi juda. G'irromliging bor edi. Agar sal komandasi qo'layotgan bo'lsa, yolg'ondan yiqilib olib, ishtirofnoy 11 metrdan ura olmasdi. 4 metr, 5 metrdan qo'y, to bitta gol urmasa, boshqatdan boshqatdan takrorlanib urardi.
Xullas, yaşta urup birbirimizge boldu bu dükkü sapmaz diyardık uzunmuz şey. Lekin bu, eğer şu güne kurmasa, kaptan da kayıtıp geladı. Ya onu sen böyle, malda kaytarışke... Ha, nöbat bulardı. Nöbat bulardı. Şuna... Bu masa bir kaptan kap gider. Senin ne vaktin var kaytarıp gelirsem, yoktu sen kaptan da burada kettim yüge değilim de. Çünkü buna bu oyun doğta yediş için demezsem, ancak hangi bir numaralarımız kop bakalım. Ortaklar hala aytilgan de baqqa o'tamiz. Kelinglar. Bizning yoshlik paytimizda manbirlar tokzor bo'lardi, uzun, har xil uzumlar bo'lardi mana bu tomonda. Endi hozir bu bugungi kundagi uy egalari negadir ularni qop tashlashib o'rnini kundalik ehtiyoj poliz mahsulotlari ikiladigan joyga aylantirishibdi. Men endi hovlimizni to'riga qarab boryapman. Sabab bu yerda biz aka-ukalarimizni yaxshi ko'radigan do'lanamiz bor. Sariq do'lana. Bilmadim endi men ancha bo'ldi u yoqqa o'tmaganimga. Qiziq o'zimga ham qani o'sha do'lana turibdimi? Biz shu paytida borib do'lananing tagida o'tirib olardik, chunki qizil do'lana hammanikida bor edi, sarig'i yo'q edi. Shuning uchun butun atrofdagi haligi qo'shnilarning bolalari tushlik paytida vaqt poylab kelib bizni sariq do'lanamizda olishga harakat qilardi. Biz aka-uka ikkovimiz shunga yo'l qo'ymas edik. O'sha qirib boramiz, yuringlar. Endi bizni do'lanamiz ana. Endi buni hali pishishga bor. Bu shunaqangi shirin ham juda yeyimli sariq do'lana. Qo'shnilarda hech qaysida yo'q unda. Faqat bizda bor. Shu yerga kelardik-da qo'rib o'tirardik. Yetib tagida ariq bor. Endi hozir men bu ariqqa tusha olmayman. Endi o'sha paytda shuning ichiga kirib bekinib o'tirardik akam bilan birgalashib. Qo'shni bolalar buyoqdan buyoqdan sekin kelib, endi o'moq suvganda ha deb birdan qo'rqitardik. Onam rahmat urishardilar. Qo'yinglar yesin ko'p hammaga yetadi deb. Qiziq yoshlikda endi. Ish do'lana. Yoshlikda yana bitta xotira mana shu hovuz. Endi zamonni o'zgarganini qarang. Avval bu hovuzlarda suv ichilardi. Hozir endi mana sharoitni qarang. Har 4 ta 5 ta xonadonda bittadan artizan vodoprovod qilingan. Mana bu yerda ham ko'rib turgan mana tepada bor. Shuning uchun endi bu hovuzlar hali aytgandek bog'zor, darazonlarga aylanibdi. Lekin yoshligimizda bu hovuzlarga suv quyilsa bormi? Endi u har 15 kun, 20 kun, bir oyda bir marta suv kelar edi. Endi qishloqda bolalar bayram bo'lardi, loyqa suv bo'lardi. Keyin bizga endi o'sha kuni suv quyilgan kunda ruxsat berilardi. Suv bu yoqdan kirsa, mana bu yerda suv kiradigan joy bor. Mana bu yerdan oqovasi chiqadigan joyi bor. Oqovasi bizni vazifamiz, cho'milishdan vazifa. Biz su suvni yuzidagi haligi xashaklarda nimalarni oqovlarni cho'milib nima qilib chiqarib yuborishimiz kerak edi. Shu chiqarib bo'lguncha qarab turib chiqib bo'ldi, oqova chiqdi, chiqinglar. Bo'ldi derdi, keyin chiqardikda keyin qachon bu hovuzni suv qurir ekanu yana suv kelsa cho'milarmiz ekan deb kutib yashardik. Mana shunaqangi hovuz bo'lgan bizni yoshligimizda. Daraxtlar bu paytlar atrofida bo'lar edi. Suvni salqin qilib turish uchun atrofda bo'lar edi. Endi hozir mana shunaqa bo'lib hovuz bog'zor bo'libdi-da. Sinfdoshlarni kelishmicha qiyin bo'ldi. Bir o'zim kelib kutib o'tiribman. Hali kecha o'zlariga ham aytaman. Ular shu paytda kechib yurardi.
Hakip polishadi. Turichi. Ya, abular niye keçik yaptı desem bunlar hamasi YouTube'dan hiç gelip gereken de. Assalamu alaikum. Ben bir yere kutu oturup ben kanıt kaşım kemiği edildim. Kanıt. Çerçemeyi, bizler kere olmadan yıkılmaz mı kendisi desem? Hemen toplanıp bu cahaya toplanıp oturup gereken de, hani hemen ders ki, ders ki hemen. Kanı, yürüyle kanı. Abi derse mi dersin? İyi, abi. Bu yaşı değil, söyleyin de bunu oturup alıp durun. Sınıfta bize köpçülük edik. Şimdi yani kızlarımızın köpçülüğü koşunu kuşlarla getirmişti çıkanları var. Mesela kiyen eteylik yiğitlerimiz de arası da hazır bettiğinde şöyle çetelilerde seferler gibi organları var, başkası var. Şimdi yani, turtu bir işlerdi ki bizde yeşitmeyi koyanlarda şusap koymakken de sınıftaşlar diğerler hemen yığıldı. Sizler de kurganımda kursanmam. Yani, barbı sınıftaşlı kurganından kiyen yaşlıyık. Mektep doğru eski düşerdi. Birgelikte okuyanlarımız. Yani, birgelikte kansetlerde kanakın tergeli kurardı. İsteyini var mı? Kuşlar teyirler. Bana boş koşuşumuz bir adı. İkincisi bana bir adı. Kendimizin koşuğa mı etkisi uğradı? Koş. Dostlarımız köpçülüğü. Yani, oktu uçülüğü kasbını tanılaga. Hazır uyulup kursam yakın ortada en köp Ali malumatlı okutucu çıkan bizim sınıfımız bugün eken de. Mektep doğru da beni en iste koyanlarsa işte bayramda beni yani uzun sanatkar bulganım için bayramda kumçi isimde koyan bayramlarda bir tane bu can bulup durup itirmeyi de bana. Dostumuz, arkada ben Farhat oturup durup bizi daimi nimamız hem yelke meyelke oturup hem çalar adı hem hani Rullar oynardı biz bilen bir gün koşuluşuyor. Bana Arturcan ettiğiniz ki 30 yıl, hakikaten 30 yıl ne kareseniz uzak müddet duyulardı. Lakin insan da hatırası da şey yaşlık 30 yıl buladı mı, 50 yıl buladı mı, hiç hangi vakaya da duyulurken de. Bir kızı kıskakına vakayana ait gitmek için ben. Mektepten çıkardı bir üye gelip çayını çarabıda içip kuybaşka çıkardı. Ortadan esleferler. Kuşlağımızın bir çekkesi de örgüzor bağlardı. Bazı şeyler kuşlağı getirdi, örgüzor bağlardı. O şey, örgüzorga biz kuyu içkilerde bağırıp bakıp sayası gibi futbol oynardık da. Şu ortadan da bir içki bulardı. Her zaman kadar kişilerin bağırıp kadar yürüp giderdi. Kiyin oyları. Bu futbol oynaştığı önüne fakat kuyu içki kadar mecbur bulardı. Kiyin etti ki şu bir Şıklamız dedi, o şey eşkinin korkutuş yolunda topuş gerekirdi. Ne mi kılamız dedi, kendine baktı ki, şu burubu uğurlasak dedi, o şey dedi, o şey eşki on gibi oldu da, kaytardı dedi, bana da. Ha bu uzunluğu koyduk bir uğurluktan arkasına, hakikaten eşki uçtu domandan kalıp, yani yükürgenden burubu uğurlaştı başladı. Şimdi bu hakikaten okşatı verdi mi, bir nümak bir tasadık. Şuna hangi koyu eşkiler, tut domandan tırk kalıp koştu, Keş keşke biz futbol oyununa hiç koyuzlar kıdırganımız da. O şey vakaya hiç iste çıkmaydı. Hazır geçen bizler şu uşan kırık kalanımız. Biz için uşan vakayalar kutu hiç hangi bugün vakaya. Bana 30-40 yıl orada vakti ötüp eğitim. En kub 5 baha ağağınca oturardı deyip durup, hemen maşakayla parkta bulardı. Uşa parkta da tutuyor, latte tuşa koyar mıydı? Kızıl. Kızıl latte tuşa koyuyor. Uşa parkta, alaçılar parktası değillerdi de. Kim en kub 5 olsa, Bu şu partiye oturuş demez bulardı da, hukukları kurgu ikili tarıdı. Bu her haftalık, sınıfımızda içi de, izgelerdi. Bu hamma kuruşardı şu partiye oturuş için, hamma Allah bağı alış için. Bir haftada kim köp yaşarsa hiç bilmiyorum. Oturardı şimdi, hangi bir ananamız vardı. Fakat bizim sınıfımızda bugün bu nasıl? Ortacan sizde fakat televizyonlarda körü görüyoruz mu? Karım, sınıfdaşlar orası diye bir teşe tegime gelinden, Yengilerden boğamı bir işlem olar değil mi?
sınıfdaşlar için atarganlardan. Hala bir Samarkandlı yigit Fransiyaga borib qopdi da Eiffel'in minorasini ko'rib og'iz ochirib qopdi. Vo debdi. Bu qancha vaqtda qurilgan desa, fransiyalik maqtanchoqlik qilib, buni bir 20 kunga qurib tashlaganmiz deb. Bu 1 yil, 2 yilga quriladigan narsa. Bu ham bu yoqqa kelib qopdi da, o'zimizda Registonni ko'rib vo debdi. Bu qancha vaqtda qurilgan desa, o'zimiz yigitlar qolishmaydi-ku. Ertalab ishga ketayotganimda yo'q edi deymishdi. Apandi darada ishlab turib, endi yozda issiqda qorni och qolib, bosh aylanib, o'lim rahmat tushib qopdi bosh. Xayoliga kelib qopdi, mana yotibdi. Peshin asr bo'libdi, birov o'tmayotganki, buni buni o'ligini deb xabar qilsa, olib ketsa. Shomga yaqin jiq qorni och qopdi deb o'zi uyga kelib, o'zim aytib ketay debdi. Kelibdi-da, xotini hamsayaga chiqqan ekan. Qorni och, narsalar yeb-yeb yopdi-da, chiqaysa xotini chiqib kelib qopdi. Xotin debdi, men bir olib kelganim, o'lib qolganman, men dalada yotibman, debdi, ketibdi. Xotini ham duo tusab kiribdi, arslonimdan ayrildim, deb hamsayanikiga. Nima bo'lsa, erim o'lib qolibdi dalada. Kim aytdi desa, kim bor u beshalani, o'zi kelib aytib ketdi, deymishdi. Endi kulgu deyiladi. Eng dahshatli tomoni odamlar keyingi paytda fikrni ustidan kulmayapti. Men bir qiziq fikrni aytishim kerak-da. O'shani fikrni ustidan kulish kerak. Odamlar fikrni ustidan kulmay qo'ydi. Hozir yengil kulgu bo'lib qoldi. Bu og'ir kasb bu. Bekarga xonlarni yonida yurmagan qiziqchilar. Bu qiziqchi men shogirdlarga aytaman-da, mana Hamza teatrida bitta spektaklni o'ynash uchun 50 ta odam sahnaga chiqadi. A men bir zum chiqib turib bitta spektakl o'ynayman. Demak, endi 50 ta odamni fikri bo'lish kerak. 50 ta odamni g'ayrati bo'lish kerak. 50 ta odamni talanti bo'lish kerak. Men 50 ta odamni kuchini o'zimda jamlay olgan bo'lishim kerak. O'shanda men xalq aytgan qiziqchi bo'laman. Men hayotda o'ta jiddiy odamman. Ana juda ham kulaman. Men ki, mana bunaqangi birov menga bir yomonlik qilsa, men bilan janjallashib, to'polon qilib bunaqa yurmayman. Men shunchaki u bilan gaplashmay qo'ya qolaman. Shuning uchun juda ko'pchilik javob izlab yuradi. Nima uchun men bilan gaplashmayapti bu? Men nima qildim? Men o'ziga qo'yib beraman, o'zini aybini o'zi izlab topsin. Kim haq ekanligini o'zi xulosa qilsin. Oliga borib, sen palon, sen jinon, sen palamsiz, palamsiz, palon desa, unga ta'sir qilmaydi. Oilada ham shunaqaman, bolalar tarbiyasida ham shunaqaman. Men shu yerga bir yarim bir jahlim chiqib urushmasam, urushmayman. Shunchaki gapirmay qo'ya qolaman. Kamgap odamman. Endi buni yana bir jihati, biz endi gap bilan kasbimiz. Doim gapirishimiz kerak. Shuning uchun hali zargar zarni qanchalik misqollab ishlatadi-ku, biz ham shunaqa bo'lib qolganmiz shekilli. Bitta men emas, men ko'p qiziqchilarni taniyman. Hayotda juda kam gap bo'ladi qiziqchi xalq. Men oilada 7-chi o'g'ilman. Keyin shu onamning otalari Ziyo bo'ldi degan inson o'tganlar. Shu kishiga meni qandaydir o'xshatishgan. Shuning uchun bizning ismimizni Ziyo, Ziyodilla qo'yishmoqchi bo'lishgan. Keyin o'sha otamning onalari Katina biyimiz pasport hali guvohnoma olgani bo'lgan paytlarida keksaroq bo'lganlar, keyin o'sha guvohnoma yozib beradigan xola qachon tug'ildi desa, shu payshanbimikin, jumamikin, shu chorshanba bo'lsa kerak deb nima qilganlar, taxmin qilganlarda aslida men 1-may kuni shu peshinlarda tug'ilgan ekanman. Enam rahmatli aytardilarki, seni tug'ib o'zimga kelsam, odamlar mayovkadan qaytib kelayotgan ekan dedilarda menga bir. Bu degani shu 5-6larda nazarda tutgan. Men demak abitlarda tug'ilgan bo'lsam kerak. 1-may kuni. Keyin bu odam chorshanbaga qarasa 29-aprel. 29 yozganlar. Otini nima qo'yamiz xola desa, endi Ziyo qo'yishmoqchi bo'lgan-ku buvam ismlarini. Kampir aytganki Ziyod degan. Keyin haligi aytganki, ya onasi Ziyeva ekan, biz Ziyod qo'ysak edi, bu bo'lmaydi bu. Ziyod nima, ortiq nima deb turib, ortiq qo'yib yuborgan ekan. Lekin hozirgacha ham
ayniqsa mana bu tanilmasimdan oldin meni bilganlar, hamqishloqlar, aka-ukalar hammasi Ziyo deb chaqirishardi. Ziyo, Ziyodulloh deb chaqirishardi. Ziyo degani nur degani. Endi armonsiz, orzusiz inson bo'lmaydi. Ba'zida video deb o'ylab qolamanda. Shu onamiz rahmatli ko'p hali bizni mana shunday bir davr-davronda ko'rishdi, istardilar. Lekin ko'rmadilar. Qaniki shu onamiz bo'lsa edi-yu hozir. Ko'rsaydilar mana shunaqa bir nimalarda deb o'ylab qolasanda. Shunaqangi armonlarimiz bor. Biz hozir bizni qishlog'imizning eng yuqori nuqtasidamiz. Meni bu yerga boshlab kelishimga sabab hozir pastroqqa tushgan paytda ko'rsataman. Bu yerda bir katta bog' bor. U bog' meni onamdi, enamdi, opalari, Ashur xolamiz, Vadud buvamizning bog'lari edi. Meni asosan yoshligim mana shu bog'da yoz payti kelib, mol boqib, kurka boqib, mana shu yerlarda o'tgan. Shuning uchun bolaligimni eslaydigan yana bir nuqta hisoblanadi bu joy. Butun Urgut kafdek ko'z o'ngimizda ko'rinib turibdi. Ko'pchilik mendan qishlog'imizning ismini so'raydi. Urgut tarixi kitobida aytishdi-ya, endi mana Kamangaron kamonsozlarning qishlog'i bo'lgan, Merganchi merganlarning qishlog'i bo'lgan, bizniki qilichsozlar qishlog'i bo'lgan. Qishlog'imizning aholisi qilich yasagan. Keyin shu bir tojik yigit kelib qilich buyurtma beradi-da, qilichni pulini berib, qilini pulini bermaydi. Keyin haligi pulni so'rashga yuzi chidamasdan sekin olib qo'yadi qinni. Keyin haligi yo'lda ketayotib biladiki qin yo'q, shunda o'ziga o'zi aytadi: "Inoh xingir budin, ular qin o'g'risi ekan" degan ma'noda ishlatgan, shu shu nom bo'lib qolgan shunga deydi. Lekin meni nazarimda mana bu qirliklar, tog'liklarni ko'rib turib aytamanki, qingir emas, keng qir bo'lgan bo'lsa kerak qishlog'imizning nomi. O'sha qir ustida joylashgan bo'lgan, shuning uchun keng qirlik bo'lgani uchun keng qir qishlog'i deb turib nom qo'ygan bo'lsa kerak deb o'zimcha o'zim taxmin qilaman. Bizning qishlog'imiz oldin bo'lsa ham bir 5 barobar kattalashdi. Har zaman kelganimda albatta mana shu nuqtaga chiqib kelib, mana shu nuqtadan mana shu atrofdagi qishloqlarda bo'layotgan yangiliklarni bir kuzatib ketadigan odatim bor. Va yaratganga shukurki, keyingi mana shu 5-10 yil ichida mana shunday obodonlashishda bo'layaptiki, har safar kelib quvonib, zavqlanib, kuch qayratib. Endi qishloqda mana bu manzarasi bir tarafdan ko'zni quvontirsa, ikkinchi tarafdan tepa tomondagi Urgut tog'larini eng ko'rkam, eng go'zal nuqtasi. Bu yerda bizni yoshligimiz o'tgan yoshlik paytlarimizda u paytlar har shoqda gurib chiqib ketardim-da. Kichkina bir haligi sifatda ko'rsatdim, namuna sifatida mana bu tog'larni ustida eng shirin haligi rivojlar, tosh bostilar, eng go'zal lolalar o'sadi bu tog'larni ustida. Endi undan tashqari bizni tog'larimizda shunaqangi bir manzara suv bor, o'nlab buloqlar bor bu yerda, chashmalar bor. Undan tashqari qor ko'p bo'lgan paytlarida mana shu tog'lar shundoq qor bilan qoplanib, yozi bilan xalq
muzdek kor suvlarini ichadi, chashma suvlarini ichadi. Hozir mana pastroqqa tushsak, men o'sha suvlardan hosil bo'lgan suv omborini sizga ko'rsataman. Mana sizlarga va'da qilgan o'sha shaffof, tiniq, sof chashma buloq suvlari. Endi hali teparoqqa chiqsangiz, buni chiqayotgan joylari bor. Lekin shuni e'tirof etishim kerakki, bizda xalqimiz shunday bir baxtli xalqki, mana shunday bir sof havolarda nafas olish baxtiga muyassar. Mana shunday tog' bag'rlaridan sizib chiqayotgan shirin buloq suvlari, chashma suvlarini ichish baxtiga muyassar bo'lgan bir xalq. Ana shunday bir suvlardan ichib, shunday bir havolardan nafas olgandan keyin albatta fikrlar teran bo'ladi. Qaysi bir donishmand oqar suvda o'tirib tomosha qilib umringni o'tishini ko'r degan ekan. Haqiqatan ham mana suvlarga tikilib, xayol surib, yoshlik haqida o'ylab qarasak biz ham katta bo'lib qolibmiz. Bu suvni qarang, qanday zilol suv, qanday shash bilan oqayapti. Bu tog' yon bag'ridan qaysi darajada chiqadi-da, sekinlashib qishloqqa tushadi. Mana bu tosh ariqlardan tuproq ariqlarga tushadi, sekin loyqalashadi biroz. Ba'zi joylarga borib turib, misol har taraflarga bo'linib ketib qoladi. Qarang, xuddi insonning hayotidek. Lekin men bitta narsani aniq bilamanki, bu suv qayerga bormasin, o'sha joyda obod qiladi. Mana shu suv to'planib turgan suv ombori joylari bizni yoshlik paytimizda bir adirlik bo'lar edi. Qarangki, mana shunday bir nasib etib, mana shunday bir so'lim suv ombori, suvlar to'planadigan bir joyga aylanyapti. Endi hali bu yoqlarini ham qursa, agar bu joy suvga to'lsa, keyin yozi bilan bizga jaziramada ham suv muammo bo'lmaydi. Mana endi bu suvni ko'rib, uni zavqlanib, endi o'zimizni bir cho'miladigan yoshlarimiz cho'miladigan joyi ham yo'q edi. Endi nasib bo'lsa, o'ylayman, yoshlarimiz o'ylab topishadi qayerda cho'milishni. Ularga ixtirochi bo'ladi-yu. Hali bir cho'miladigan bir joylar ham bo'ladi bu yerda, bir dam oladigan joylarga aylanib, bu yer yana ham obod bo'ladi. Shularni o'ylasam, jo'shib xursand bo'lib ketaman. Tabiatda shunday bir xususiyati borki, inson tabiatga tikilib, xayol surib tursa, bir bahri dili dam oladi-da. Tabiat ayniqsa go'zal bo'lsa, inson nafaqat dam oladi, inson yosharadi ham. Mana ko'rib turganingizdek, bizni qishlog'imizni xohlagan joyiga bormang, ana shunday insonlarni yoshartiradigan, insonlarga kuch-quvvat, ilhom beradigan go'zal tabiatni guvohi bo'lasiz. Qarang buni. Endi qishlog'i bilan maqtanyapti deb o'ylamang-u. Lekin bari bilan maqtansa arzigulik jihatlarimiz ko'p. Shunday qishloqda, shunday muhitda tug'ilganimdan, o'sib ulg'ayganimdan to'g'risiga faxrlanaman.